En büyük düşman, düşmanların düşmanı ne falan ne de filan millettir. Bilakis bu, adeta dünya çapında bir saltanat halinde bütün dünyaya hakim olan kapitalizm afeti ve onun çocuğu olan emperyalizmdir. Kapitalizm sade falan ya da filan milletin düşmanı değildir. Bilakis bütün dünyanın, bütün milletlerin müşterek düşmanıdır. Milletleri birbirine düşüren kuvvet o. Kardeş kanları döktüren fesatlar ondan. Dünyayı kaplayan felaketin müsebbibi, özetle bütün insanlığı ineten zulmün yegane zalimi odur. Robert Kollej'in yıllarca işte müdürlüğünü yapan ve yıllarca İstanbul'da kalan Cyrus Hamlin hatıralarında şunları söylüyor. İşte bir hınçak çetecisi bana geldi diyor ve dedi ki imparatorluğun her tarafında örgütlendik. Türkleri ve Kürtleri öldürmek ve onların köylerini ateşe vereceğiz. Onlar da mecburen karşı hareket yapacaklar. Bunu abartacağız. 1893 yılında bir Amerikan gazetesi şunları yazıyordu. Hınçak Komitesi imparatorluğun her tarafında örgütlenmiş ve çok sayıda Türk'ü ve Kürt'ü öldürmek, köylerini yakıp yıkmak, ateşe vermek, daha sonra da dağlara kaçmak için fırsat kollamaya başlamıştı. İçin için kanayan bu kin Türkleri ayağa kaldıracak, Ermeniler üzerine saldırtacak ve onları barbarca katlettirecekti. Bunun üzerine insanlık ve Hristiyanlık adına bir büyük yabancı güç devreye girecek ve sonuçta ülke işgal edilecekti. Bir anlaşmazlığı provoke etmek çok kolaydır. Bir ulusu bir başka ulusa karşı kışkırtmak kolaydır. Bu durumda uluslararası güçler devreye giriyor. Bu bir toprağı işgal etmek için yoldur. Arkasından komandolar gelir. Daha sonra ordu gelir ve yerleşir. Önce Türklere saldırılır, Müslümanlara saldırılır, öldürülür. Onlar tepki gösterince Avrupa bağırttırılır. Anlatılanlar İngilizlerin geçen yüzyılın başındaki oyununu nasıl da özlü anlatıyor. İki milleti birbirine kırdırmak, sonra da barış elçisi rolüyle ülkeyi işgal etmek. Atatürk'ün dediği gibi düşmanımız ne falan ne de filan millet. Müşterek düşmanımız kardeş kanı döktüren fesat, yani emperyalizm. Bunu hepimiz görüyoruz. Öyleyse alet olmaya, başımıza çoraplar örmeye ne gerek var? Kulaklarımızı önce bir Kürt kardeşimize uzatıyoruz. Yıl 1922. Meclis-i Mebusan toplantısı. Konuşan Dersim Mebusu Diyaba. Hepimiz biliyoruz ki ve söylüyoruz ki dinimiz, diyanetimiz, aslımız ve neslimiz hep birdir. Bizim içimizde ayrılık gayrılık yoktur. İsmimiz de, dinimiz de, Allah'ımız da birdir. Hepimiz biriz. Ne Türklük ne Kürtlük davası vardır. Hep biriz, kardeşiz. Bir kişinin 5-10 oğlu olur. Biri Hasan, biri Ahmet, biri Hüseyin, biri Mehmet olabilir. Fakat hep bir insandırlar. Biz de öyleyiz. Ama düşmanlar bizi birbirimize saldırtmak için tuzaklar kuruyorlar. Sen şöylesin, ben böyleyim filan diye hile yapıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci dönem milletvekillerinden Diyaba Ağa'nın hemşerisi olarak sizlere hitap etmekten özel olarak mutluluk duyduğumu bu salonda özel olarak belirtmek istiyorum. Orta Doğu'nun ve Orta Asya'nın 5500 yıllık uygarlık geçmişine sahip bir ülkenin mirasçılarıyız. Türkler ve Kürtler diye ayrı ayrı iki varlık yoktur. They wanted the Ottomans to jail and execute Armenian leaders, Armenian rebels.
Osmanlıların Ermeni isyancılarını hapse atmalarını ve idam etmelerini bekliyorlardı. Bu durumda Avrupa'daki gazeteciler masum Ermenilerin öldürüldüğü haberlerini yayacaklar ve Ermenilerin siyasi özgürlüğünün olmadığını yazacaklardı. Müslümanların Ermeni provokasyonuna ve saldırılarına Ermenileri öldürerek tepki vermesini istiyorlardı. Avrupa gazeteleri ölen Müslümanları değil, ölen Ermenileri haber yapacaktı ve bu nedenle kamuoyu bu şekilde İngiliz ve Fransızların Rusya ile işbirliği yaparak imparatorluğu çökertmesine imkan sağlayacaktı. Kimse Türkiye'deki Kürtler ve Türklerle oynamasın. Biz izin vermeyeceğiz. Kürtler ve Kürtler yıllarca kardeş yaşadı ve yaşamaya devam edeceklerdir. Buradan en iyi cevabı vereceğiz emperyalist güçlere. Kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Bu pankartlar 2005 yılı Şubat ayında Batman'da açıldı. Kısa adı DEHAP olan Demokratik Halk Partisi eski Batman İl Başkanı Avukat Mehdi Öztüz'ün 13 Şubat 2005 tarihli Aydınlık Dergisi'ne yaptığı açıklamada, Amerikan heyetlerinin bölge halkına ayrılıkçılığı nasıl teşvik ettiğini anlatıyordu. Amerika Birleşik Devletleri heyetleri bize ve çeşitli kitle örgütlerine gelip, milliyetçi ve ayrılıkçı yanınızı öne çıkartın. Etnik kimliklerinizi tartıştırın. Ayrılıkçı olursanız size destek veririz dedi. Yabancı bir ülkenin elçisi bir ilimize gidiyor ve ayrılıkçı olun diyor. En önemlisi de devlet yetkilileri bu olaya sessiz kılıyor. Etnik kimlikleri öne çıkarmak, birleşmek değil ayrılmak, küçük küçük devletler, daha doğrusu kukla devletçikler kurmak. İlericiler birlikten ve kaynaşmadan yanadır. Emperyalistler ise bölünmeden. Batı geçmişte Ermenilere ayrı bir devlete sahip olma isteği pompaladı. Bugün de bu politikasına devam ediyor. Qu'il faut des droits pour les Kurdes alors qu'on sait exactement. Kürtler için haklardan söz ediyor Avrupa. PKK'ya oynuyor. Daha sonra Lazlar için haklar isteyecekler. Sözde Ermeni soykırımını tanımanızı istiyorlar. Bu büyük bir skandaldır. Sadece bu nedenle bile Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine tamamen karşıyım. Avrupa Birliği'ne karşı olduğum için değil ama sadece Avrupa'nın Türkiye'yi hak etmediğini düşündüğüm için karşıyım. Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı sorunları yaşayan, kaderleri ortak olan milletlerin sorunlarını çözmek için birbirlerine daha sıkı kenetlenmesi gerekmez mi? Hatta bu birliktelik gelecekte kurulabilecek mutlu bir toplumun tohumları olamaz mı? Bakın Rusya Ermenileri tarafından bir gazete ayrılıkçı gruplara nasıl yanıt veriyor? Ermenileri Türkiye'ye karşı kışkırtarak ve onları ayaklanmaya teşvik ederek Osmanlı İmparatorluğu'nun iç işlerine karışmanın hiç gereği yoktur. Unutmamak gerekir ki böyle bir girişim en çok Ermenilere zarar verecek ve hatta onların sonunu hazırlayacaktır. Eğer Türkiye İmparatorluğu'nda işler kötüye gidiyorsa bu Türkiye'deki halkların Ermeni, Türk, Kürt ve Süryanilerin kendi meseleleridir. Bu halklar ortak güçleriyle millet ayrımı yapmaksızın kendi kötü yöntemleriyle hesaplarını kendileri görmelidir. Ermenilerin kurtuluşu Türkiye'de yaşayan bütün halkların kurtuluşuna bağlıdır. Herkesin özgürlüğünün güvencesi ancak ortak mücadeledir. Büyük devletlerin müdahalesinin engellenmesi Türkiye'deki bütün milletlerin birliğini sağlayacak ve her alandaki gelişmenin önünü açacaktır. Ülkemizdeki insanlar kutuplara ayrılmak istemiyor. Parça parça edilmek istemiyor. Ve kısmen de muvaffak olmuş durumdadırlar adamlar. Çok dikkatli olmamız lazım. Özellikle milliyetçi kuruluşların çok hassas hareket etmesi lazım. Bize gönül veren insanlar varsa onları bağrına basması lazım. Onlara yakınlık göstermesi lazım. Sevginin, saygının olduğu yerde birlik, beraberlik olur. Bereket olur.
Ama sevginin saygının olmadığı yerde de nemrut olur. Toprak bütünlüğümüze, beraberliğimize, Türk-Kürt kardeşliğine, Alevi-Sünni kardeşliğine, ez cümle Türk milletinin büyük birliğine dokunmak isteyenlere hayır diyoruz. Lozan'a dokunabilirler mi? Hayır! Lozan'a dokunabilirler mi? Hayır! Lozan'a dokunabilirler mi? Ermenistan'ın ilk başbakanı Kaçaz Nuni, öz eleştirisini verdiği raporunda şöyle söylüyordu. Ermenistan bağımsız değildir. Ama biz gerçekten bağımsız bir devlet kurmayı ne zaman düşünmüştük? Coşkumuzun ve sarhoşluğumuzun zirveye ulaştığı anlarda bile bağımsız olamayacağımızı, kaçınılmaz olarak birilerine bağımlı olacağımızı sanki bilmiyor muyduk? Evet, birilerine bağlı olacaklardı. Kukla olacaklardı. Çünkü o devlet kağıt üzerinde çizilmişti. Onlar sadece sınırları kağıt üzerine çizen kalemlerin oyuncağı olmuşlardı. Bugün de art arda alınan Ermeni soykırımı kararlarının arkasında Batı parlamentolarını etkileyen bir grup Ermeninin olduğu propagandası yapılıyor. Yanılgıya bakın. Ermeni diasporasını büyük devletlerin parlamentolarını etkiliyor ve kullanıyor, yoksa büyük devletler mi Ermenileri? Bu sorunun cevabını yine bir Ermeni kaynaktan verelim. Hem de Ermenistan İstihbarat Örgütü'nün tepesindeki bir isimden. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet yürüten ve yurt dışındaki en büyük Ermeni örgütü olan Amerikan Ermeni Topluluğu artık Ermenistan'ın çıkarlarını savunmuyor. Bunun yerine tamamen Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Örgütü CIA hesabına çalışıyor. Ermeni diasporasıyla Ermenistan arasında son dönemlerde yaşanan krizin esas nedeni, diasporanın üzerinde yaşadıkları batılı ülkelerin hizmetine girmiş olmasından kaynaklanıyor. Amerikan Ermeni topluluğu, Ermenistan ve Dağlık Karabağ'da Amerika Birleşik Devletleri için istihbari faaliyet yürütüyor. Topluluk temsilcileri Dağlık Karabağ'ı ziyaret ederek burada görevli subaylarla görüşüyor ve CIA için fişleme faaliyetinde bulunuyor. Tehdit nereden geliyor? Bir kere onu doğru saptamak lazım. Her savaşta tehdidin kaynağı belirleyicidir. Amerika'dan tehdit geliyor. Amerika eyaletlerinde kararlar kabul ediliyor. Amerikan Temsilciler Meclisi'nde ve dünyada Amerika'nın harekete geçirdiği kuvvetler, Hrant Dink suikastinde ve arkadan yapılan Türkiye düşmanı cenaze töreninde de bunu gördük. Amerika hepsini harekete geçiriyor. O nedenle Amerikan emperyalizmine karşı Türkiye'nin kapsamlı, çok yönlü, topyekün bir direnme, milli direnme programı uygulaması gerekiyor. Yoksa bu Ermenistan'a karşı uygulanacak siyasetle çözülecek bir mesele değildir. Ermenistanlı köylü ve işçiler, yıllar boyunca Kürtlerin Ermenileri kestiğinden dem vurup sizi sultana karşı mücadeleye kışkırtan ve bu mücadeleden her gün yeni kârlar elde eden yabancı sermayenin çevirdiği dolapların kurbanı oldunuz. Savaş sırasında bunlar size bağımsızlık vaat etmekte kalmadı, tüccarlarınızı, öğretmenlerinizi, papazlarınızı, Türk köylüsünün topraklarını istemeleri için kışkırttı. Böylece Ermeni ve Türk halkı arasında bir mücadeledir sürecek, onlar da bu mücadeleden sürekli kar sağlayacaklardır. Çünkü sizlerle Türkler arasında huzursuzluk hüküm sürdükçe, İngiliz, Fransız ve Amerikan kapitalistleri Türkleri bir Ermeni ayaklanmasıyla tehdit ederek gemleyebilir, Ermenileri ise Kürt kıyımı tehlikesiyle korkutabilir. Ermenistan'ın ilk başbakanı Ovanes Kaçaz Nuni, 1923 yılında yapılan Taşnak Parti Kongresi'ne sunduğu raporda, bir devlete sahip olmak için onun sınırlarının kağıt üzerinde çizilmesinin yeterli olmadığını söylüyordu. Oysa onlar, Ermeni milliyetçiliğinin fikir babası Grigori Artsruni'nin tezlerinin peşinden gitmişlerdi. Artsruni'ye göre, Türkiye Ermenilerinin kurtuluşu büyük devletlerin müdahalesiyle mümkündü. Tiflis'teki Ermeni bürosunun 30 Kasım 1914 tarihinde kaleme aldığı ibret dolu bildiri aslında her şeyi özetliyor. Dünyanın her yanından Ermeniler Rus ordusuna katıldı.
Rus bayrağı Çanakkale ve İstanbul boğazlarında dalgalanacak. Hristiyan inancından dolayı acı çekmiş olan Türkiye Ermeni halkı, Rus koruması altında yeni ve özgür bir hayata kavuşacak. Ne büyük yanılgı. Bugün de kaderlerini bölgemizi kontrol etmeye çalışan işgalcilerle birleştirenler yok mu? 7000 savaşçımla kökten dincilerle verdiğiniz savaşta size değerli katkılar sunabilirim. Devlet geleneği olmayan topluluklar da öyle birileri emperyalistler önlerini al bu senin devletindir dediği zaman o devleti yönetemiyorlar. Bu bölgemizde Orta Doğu coğrafyasında aslında çok önemli bir derstir ve gelecek açısından da bütün halkların bunu değerlendirmesi gerekir. Eşkıya devlet kuramaz, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Kürtçülük peşinde koşanların da tarihte Ermenilerin kullanıldığını, nasıl kullanıldığını, üç büyük devlet tarafından, Rusya, İngiltere, Fransa, hatırlamaları ve günün birinde de aynen onların başına gelenin başlarına geleceğini anımsamaları lazım. Bagrat Artemovich Boryan, Ermeni kökenli Sovyet devlet adamı. O dönem yaşananlara tanık olan ve Ermeni meselesi konusunda Rusya'da otorite olarak kabul gören Boryan'ın iki ciltlik eserini okurken, Güneydoğu'da bugün yaşanan olayları izliyormuş duygusuna kapılıyorsunuz. Ermeni asıllı devlet adamı Boryan, Şubat 1925'te Diyarbakır'da gerçekleşen Şeyh Said ayaklanmasına dikkat çekerek şu uyarıyı yapıyor. Eğer Ermeni meselesi ve Ermeniler önceden Avrupa'nın hasta adamı tedavi etmek amacıyla Osmanlı İmparatorluğu yönetiminin iç işlerine karışmak için kamuoyu yaratmanın bir bahanesi ve aracı olduysa, bu sefer de Ermenilerin yerine Kürtlerin aldığı açıktır. Dün Ermeniler kışkırtılmıştı, bugün başka bir unsur kışkırtılabilir ki onun çabasındalar zaten. Dolayısıyla bizim içimizde de özellikle işte PKK marifetiyle diğer etkilenmek istenen Kürt vatandaşlarımızın çok iyi değerlendirmesi lazım. İlk iki saldırı, Atatürk dönemindeki iki saldırı Sevr öncesidir. Arkasından Sevr Anlaşması gelmiştir. Günümüzdeki saldırılar da Irak kuzeyinde bir Kürdistan kurmadan öncesidir. Ermenistan ve Ermeniler tarih boyunca büyük devletlerin siyasetlerinin bir aracı olarak kullanıldı. Ermeniler kendi yöneticileri tarafından dünyayı paylaşanların çıkarları için savaş cephelerine sürüldü. Onlar kaderlerini emperyalist efendilerine bağlayan taşnak komutanlar tarafından feda edildi. Bugün de kendi halklarını Amerika'nın çıkarları için feda etmeye hazır olanlar yok mu? PKK'nın bugünkü lideri Zübeyir Aydar'ın sözlerini Güneydoğumuzda yaşayan Kürt kökenli kardeşlerimizin dikkatle okuması gerekiyor. Artık tam bağımsızlık diye bir şey düşünmüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bizim uzaktan gelen koruyucumuzdur. Bölgede bulunmasını, oynadığı rolü genelde olumlu buluyoruz. Ermenilere şey yaparsın, Rus'a karşı. Ruslar da Ermenileri tutar, İngiliz'e karşı. Şimdi açıkçasını söylemek lazım. Avrupalı güçlerin elinde oyuncak olurlar. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra yani. Ermeniler işte biz hani bize yardım ediyordunuz şey yapın dedikleri zaman ilk kaçan İngilizlerdir. Onlara harekete geçirenlerden biri. Kaçarlar. Bayağı kaçarlar. Hatta şöyle bir şey yaparlar. Amerika sen şu üstlen filan diye Amerika'nın üstüne atıp kaçarlar. Amerika heyetler yollar. Bakar, buradan hiçbir şey çıkacağı yoktur. Bu hiç anlamsız bir şeydir. Vazgeçer. Nitekim Ermeni kaynaklarının özellikle o zamanki liderlerinin açıklamaları bu konudadır. Bizi kullandılar, bizi harcadılar, ondan sonra da terk ettiler diye. Kendisi de bir Ermeni olan, Sovyet Ermenistan'ının önemli devlet ve bilim adamlarından Lalayan, Ermenilerin emperyalizme hizmet ve uşaklık için savaşmaktan kırıldığını söylüyor. Ermeni devlet arşivlerinde o dönemki belgeleri inceleyen Ermeni tarihçi, taşnakların ülkelerini ne hale getirdiğini
Bakın nasıl anlatıyor. Taşnak Sutyu'nun politikası sonucu Ermenistan halkının yarısı kırılmış, geriye kalanı perişan durumda bir köşede kala kalmıştı. Ermenistan 1918-1920'de toprağının büyük bir bölümünden ve halkının yarısından olmuştu. Taşnakların uğruna Bolşeviklerle savaştığı, Ermeni ve Türk emekçilerini yok ettiği emperyalist efendileri, bütün bir halkın tükenmesini ve ülke ekonomisinin harap olmasını soğukkanlılıkla izlediler. PKK konusunda Avrupa Birliği 2005 yılına kadar yoğun destek vermiş iken, 2005 yılında yaptığı resmi açıklamada PKK ile işimiz bitti diyebilmiştir. Yeni arayışlar peşindeyiz diyebilmiştir. Yeni liderler arıyoruz diyebilmiştir. O nedenle kullanılan hiçbir zaman şunu aklından çıkarmamalı. Her kullanılanın bir son kullanma tarihi vardır. Her kullanılanın son kullanma tarihi gelince çöpe atılacaktır. Bu duruma düşmemek için Batı'nın emperyalizmin oyuncağı olmak kimseye yaramaz. Sonucunda bedelini bizzat öder. Bizi ancak bu ülkeyi oluşturan vatandaşlar, bu toplum bir bütün halinde kenetlendiği zaman biz çok daha müreffeh, çok daha huzurlu, çok daha iyi bir ortamda yaşama fırsatını buluruz. Yoksa Batı dünyasının ağzına bakmak, o falanın size işte ayrıcalıklı hareket ediyorlar, sizin kültürel haklarınıza saygı göstermiyorlar, yok şudur budur diye uyduruk bir takım şeylerle insanlarımızı kışkırtmaları sonuçta herhalde tarihte yaşanmış bu olaya benzer bir sonuca bizi götürürse maazallah o zaman bundan zarar gören kitlenin bütünü mutlaka zarar görür ama sebep olanlar daha çok zarar görür. Bu güzelim coğrafyada kardeş Türkleri ve Kürtleri karşı karşıya getirme, kaos ortamını yaratıp küresel patronlarına yardımcı olmaya çalışmaktalar. Bir yandan Orta Doğu'da gelişen olaylar, Kıbrıs'ta petrol arama oyunu, ABD ve Avrupa'da Türkiye'de dayatılan Ermeni soykırımı. Şurada çok güzel bir tablo var. Hanımefendinin tuttuğu. Kaldırır mısınız onu sayın hanımefendi? Bakın ne diyor. Babam Türk. Annem Kürt. Benim kardeşim Alevi. Kız kardeşim Sünni. Ve biz böyle Türk'üz. Emperyalizm masa üzerinde çizdiği haritalarla başları dumanlandırmış, hayallere soktuğu milletleri birbirine acımasızca kırdırmıştı. Neresinden bakılırsa bakılsın yaşanan karşılıklı boğazlaşmaydı. Ancak bu bir savaştı. Ezen ezilen savaşı. Biri tarafını unutup kendisinden olmayan zalim devletlerin yanında yer aldı. Bu yanlış tutum onun acılarını daha da çoğalttı. Her acı büyük derslerle dolu. Bugün Amerikan çıkarları için masa başında çizilmiş ve gerçekleşmesi bile mümkün olmayan bu harita için aynı acıları yeniden yaşamaya gerek var mı? Mutlu bir geleceği. Ortak evimizi birlikte yaratma olanağımız var ya. Hem de önümüzde bir çözüm ışığı duruyor. En büyük ağ olan Amerika'dan başlayarak yüzyıllardır yoksul köylülerin topraklarına el koyan ağalık sistemine karşı mücadele eden Diyarbakır'ın Bismil köylüleri. Gelin onların köylerinin girişine astıkları Cumhuriyet tabelasını bütün köylerimize asalım. Damlarının başında gururla dalgalandırdıkları ay yıldızı bayraklarımızı ellerimize alalım. O zaman bakın gelecek ne kadar aydınlık oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarıyla oynamak isteyen işgalci güçlere, Cumhuriyeti çekemeyen insanlara karşı köyümüzün tabelasını koyduk ve köyümüzün ismi bugünden sonra Cumhuriyet Köyü diye bütün Türkiye'ye ilan ettik. Gördüğünüz gibi tabelamız şu anda asılmış durumda.
قانون جمهوریت خوشه ام خوازی دکن قطی سوی قانون خو یانو اوق بکه ام زار یخود شینن عسکریه ماجد شینن جبوچه جبوچه جمهوریت رم شینن